Oh lan baba acıkmışım ya. Soyarken tavayı yaktım babacım. Tamam mı? Tavada kısık ayarda birazcık ısınıyor. Isınsın yani. Zaman kazanmak için yaptım bunu. Patatesleri şu şekilde dilimler haline getirdim. Ve sonra tek elle de zor oluyor ya. Şu bir. Şu iki. Yani bir patatesi üçe böldüm. Şöyle ondan sonra geliyorum. Bak şu. Bir. İki. Üç. Yani kuşbaşı gibi doğruyorum. Kuşbaşı gibi. Yamuk çektim galiba pardon ama. Kuşbaşı kanka. Doğrarken patateslerimi direkt suya attım. Bu sayede de nişastasını çıkarıyor babacığım. Hani ondan da zaman kazanıyoruz yani. Patatesin suyunu süzgeçle süzdürüyorum. Tabi bu biraz fantezi. Siz direkt havluya da koyabilirsiniz. Süzdürmüş olduğum patatesi kuru bir beze veya havlu kağıdına koyup ıslaklığını alıyorum ki tavaya attığımda yapışmasın diye. Ondan sonra şöyle kuruladım. Kuruladıktan sonra abi hep korkarım ben bunu tavaya bırakırken ya. Ama suyunu aldık ya sıçramayacak o yüzden. Yani öyle ümit ediyorum. Altını açtım komple. Çok fazla doldurmanın bir manası yok. Bu da ikinci tava. Yağı ısıttığımızdan emin olduktan sonra patatesleri atıyoruz ve patatesleri kuru bir şekilde atıyoruz. Gördüğünüz gibi patatesler kıp ve de kırmızı oluyor babacığım. Okey. Patatesler pişti. Şimdi şu şekilde alacağım patatesi. Şöyle. Buradaki tavaya aktarıyorum. Şöyle göstereyim. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Birazcık kırmızı toz biber. Şöyle renk versin diye. Birazcık da kırmızı pul biber. Şöyle atıyorum. Altını açalım ocağın. Şimdi buna birazdan göbek attıracağım. Şu şekilde. Böyle birbirine karışıyor. Şimdi iki tane çırpmış olduğum yumurtayı böyle patatesi biraz daha şöyle yedirelim. Yapışsın. Bütün olsun birbiriyle. Heh. Şimdi şöyle. Az altını açalım. Şöyle de yumurtaların yayılması için kaydırdım. Biraz altı şey olsun. Yumurtanın altı pişiyor ama üst tarafı çiğ gördüğünüz gibi. Ona da şöyle bir müdahale edeceğim. Yumurtanın altı kızardığından emin oluyorum yumurtanın altının. Gönül isterdi ki şu şekilde ters düz yapayım ama bunu beceremem ben. Evi de mahvederim. Bak. Hamsi tavasının şeyi, kapağı. Ocağın altını kıstım. Şöyle tuttum. Bak. Bak gördün mü? Nasıl nar gibi. Şöyle göstereyim. Nar gibi lan dayı. Şimdi geliyoruz. Şöyle. Görünüyor mu? Görünüyor. Kenardan ağrı. Kaldım. Bu taraf tam istediğim gibi oldu. Şimdi az daha altını açalım. Burası da pişsin.
Çok güzel bir şey olacak gibi. Dur ben o sırada çay koyayım, çay çay. Bıçağım çok keskin değil ya, o yüzden seri yapamıyorum. Çünkü soğanı parçalıyor. Keskin olsa şey yapar da. Gördüğünüz şey oldu böyle. Ne derler bu doğramaya bilmiyorum da. Ben böyle ince seviyorum soğanı. Ekmeğin yarım ekmeğin arasına koydum. Gördüğünüz gibi patates ve yumurta karışımı dop ve de dolu babacım. Okey, bak burada soğan koydum. Mayonezde kalp işareti yapmaya çalıştım, olmadı. Burada da artan bir kısım var, hatta ikinci tavayı da yapmadım fazla gelir diye. Şimdi bir de tadı. Ne oldu oğlum bana ya? Aa, ya. Çayımız da demlendi babacığım. Şöyle. Köy peynirimiz ve yemlik zeytinimiz. Dermişim. Neresi olduğunu bilmiyorum ama ama çok güzel. Soğan ve mayonez mi? Soğan mayonezin uyumu mükemmel. Çok seviyorum ya. Oh lan baba, acıkmışım ya. Yani kanka burada etçov yapmıyoruz. Patates ve yumurta yani. Buna her insan ulaşabilir. Anladın mı? Öyle başkaları gibi etçov yapmıyoruz babacığım. Patates, yumurta. Bitti yani. Elimde duran fotoğrafı. Kapat ama.